Nokta Tatlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı minik pideler yapacağız. Malzemeler: yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, üzeri için 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı şeker, aldığı kadar un. Ben 3,5 su bardağı un kullandım. İç harcı için 1 adet kuru soğan, 250 gram kıyma, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı su, 2-3 adet sivri biber, 1 tutam maydanoz, karabiber, pul biber, tuz, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Kapya biberiniz varsa ekleyebilirsiniz. Ardından sıvı yağı ve ılık sütü ilave edelim. Üzerine hamur mayası ilave edelim. Yaş veya kuru maya kullanabilirsiniz. Şimdi kıymalı minik pidelerin yapılışına geçelim. İlk önce genişçe bir yoğurma kabına şekeri ilave edelim. En son olarak tuzunu ilave edelim. Hepsini bir güzel karıştıralım. Şeker ve tuz eriyene kadar karıştıralım. Son olarak da yumurtanın akını ilave edelim. Yumurtanın akı minik pidelerimizin daha çıtır olmasını sağlayacak. Ardından unu azar azar ilave edelim. Önce kaşıkla karıştıralım, daha sonra yoğurma işlemine geçelim. Aldığı kadar un ekleyin. Genellikle bu karışıma 3,5 bardak un yeterli oluyor. Elinizle iyice yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Yoğurma işleminiz bittiyse artık streç filmle sarabiliriz. Hamuru streç filme sardıktan sonra ılık bir yerde mayalanmaya bırakalım. Hazır maya kullandığımız için yaklaşık 45 dakika sonra kabarmaya başlar. Hamuru sıcak tutmak için üzerine bir başka örtü daha örtün. Şimdi kıymalı minik pidelerin iç harcını hazırlayalım. Geniş bir yoğurma kabının içerisine kıymayı koyalım. Soğanları ince ince küp küp doğrayalım. Doğradığımız soğanları kıymanın içine ilave edelim. Ardından maydanozları ince ince doğrayalım. Doğradığımız maydanozları iç harcına ilave edelim. Daha sonra
sivri biberleri alıp baş kısımlarını kesip ince ince doğrayalım. 4-5 adet sivri biber yeterli olacaktır. Sivri biberleriniz benimki kadar küçük ve körpe ise 8-10 adet doğrayabilirsiniz. Doğradığınız sivri biberleri de iç harcının içine ilave edelim. Ardından 1 adet orta boy domatesi ince ince doğrayalım. Doğradığımız domatesleri de iç harcına ilave edelim. En son olarak da baharatlarını sırasıyla ilave edelim. Karabiberi ilave edelim. Kırmızı biberi, pul biberi ve tuzunu ilave edelim. Baharatlarını ilave ederken miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Ardından zeytinyağını ilave edelim. Bütün bu karışımın içerisine 2 çorba kaşığı su ilave edelim. En son olarak da biber salçasını ilave edelim. Hepsini elimizle yoğurarak karıştıralım. İç harcımız hazır. Şimdi hamurumuzun kabarıp kabarmadığına bakalım. Yaklaşık 45 dakika geçti, hamurumuz kabardı. Hamuru yoğurma kabından çıkarırken ele yapışmaması için üzerine biraz un serpin. Yoğurma kabını sıyırarak hamuru tezgahın üzerine alın. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra hamuru tezgahın üzerinde biraz daha özleştirin. Daha sonra elinizde yuvarlayarak önce ikiye sonra dörde bölün. Böldüğünüz hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kesin. Tüm bezeleri tek tek yuvarlayın. Hamurları beze haline getirirken elinizi unlamayı unutmayın. Son beze bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Benim hamurumdan yaklaşık 20 tane beze çıktı. Yapılışı çok kolay olan minik pideleri sabahları kahvaltı sofrası için hazırlayabilirsiniz. Tepsiye yağlı kağıdı serelim. Yağlı kağıdınız yoksa tepsinin alt kısmına un serpebilirsiniz. Yuvarladığımız minik bezeleri merdane ile açalım. Hamurları açarken elimiz büyüklüğünde açmaya özen gösterelim. Açtığımız hamurları tepsiye dizelim. Hamurları 2-3 milim kalınlığında açalım. Bezeleri açma işleminiz bittiyse şimdi diğer işlemlere geçelim. Açtığımız hamurları tezgahın üzerine tek tek alalım. Orta kısımlarına iç harcından ilave edelim. İç harcından 2 çatal koymanız yeterli olacaktır. İç harcını ilave ettikten sonra harcın üzerine bastıralım. Bu şekilde iç harcının dökülmesini önlemiş oluruz. Hamura pide şeklini verirken
İlk önce bir ucunu ortada toplayarak iki parmak genişliğinde bastıralım. Daha sonra orta kısmını harcın üzerine doğru katlayalım. En uç kısmını da ortada birleştirip tekrar yapıştıralım. Bu şekilde tepsiye bir parmak aralıklarla dizelim. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Büyükçe bir fırın tepsisi kullanıyorsanız 10 tane pideyi sığdırabilirsiniz. Pidelerin uç kısımlarını yapıştırırken sıkıntı yaşıyorsanız uç kısımlarını biraz ıslatabilirsiniz. Genellikle uç kısımları kolaylıkla yapışır. Hamuru açarken fazla un kullandıysanız bu yapışmamasına neden olabilir. Üzerine sürmek için bir yumurtanın sarısını bir kaseye alıp çırparak üzerine sürelim. Yumurtayı sürerken bir fırça yardımıyla sürelim. Hamurun kenar kısımlarına sürmeye özen gösterelim. Yumurta sürme işleminiz bittiyse, önceden ısıtılmış 180 derece fırında minik pidelerimizi pişirelim. Yaklaşık 20 dakika geçti, pidelerimiz nar gibi kızardı. Fırından çıkarıp sıcağıyla servis yapalım. Kıymalı minik pidelerimiz artık sunuma hazır. Her öğün severek yiyebileceğiniz harika lezzetli pideleri canınız çektiği zaman kolaylıkla yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Daha güzel sofralarda, daha lezzetli, farklı sofralarda buluşmak dileğiyle. Nokta Tatlara abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız.